Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni nesil katlanabilir ekranlı modelini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu telefonla ilgili bir ön inceleme videosu zaten çekmiştik. Bu videoda ise biraz daha detaylara kullanım deneyimimizden aslında size bahsetmek istiyoruz. Bu telefonu bir hafta falan kullandım arkadaşlar. Yani bu bir haftalık deneyimden size bahsedeceğim daha çok. Katlanabilir ekranların geleceği var mı yok mu vesaire, bu tabii tartışma konusu ama nasıl, iyi mi kötü mü, hani kullanılabilir mi, kullanışlı mı, 22 bin lira para verip alıyoruz, buna değer mi değmez mi vesaire, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle telefon şu kutuda geliyor. Evet, 22 bin lira ödediğimiz zaman bize verilen kutu bu arkadaşlar. Ve içerisinden çıkan tek şey de bu kablo. Telefon ve kablo çıkıyor. Yani şarj aletidir, kulaklıktır vesaire. Hiçbir şey çıkmıyor. Bunu size hemen baştan belirtmiş olalım. 22 bin Türk lirası ödüyoruz ve karşılığında gelen kutu bu. Kutuyu açtığınızda telefon karşınıza şu şekilde çıkıyor. Bunu aldığınız zaman altta şu kablomuz var ve daha sonra başka da bir şey yok kutuda. Şimdi gelelim telefonumuza. Biliyorsunuz Samsung katlanabilir ekranlar söz konusu olduğunda şu anda pazar lideri. Zaten pazarda da çok bir marka yok. Huawei falan var. Huawei zaten şu anda kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Dolayısıyla Samsung'un artık bu pazarda en azından şimdilik tek başına olduğunu söyleyebiliriz. Yine de buna rağmen bence, yani benim şahsi görüşüm, fiyat kalibresini uygun tutmaya çalışıyorlar. Neden diyeceksiniz? Örneğin Flip modeli 12 bin liraya çıktı ki geçtiğimiz sene 15 bin liraydı. Her şey artarken Flip'in, yani Z3'ün bence 12 bin liraya düşmesi güzel bir şey. O yüzden hani katlanabilir ekranlara ilk adımımı atmak istiyorum diyorsanız, bunun fiyatı size biraz yüksek geliyorsa, Z Flip 3'ün 12 bin lira olduğunu sizlerle paylaşalım. Eğer o cihazda gelirse onun incelemesini de sizlerle paylaşacağız. Bunun bilgisini de vermiş olalım ve geçelim Fold 3'e. Fold 3 arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıda bir ekranla geliyor. Telefonumuzun arka kısmı ise gördüğünüz gibi bu şekilde, herhangi bir ekran vesaire yok. Şurada bir üçlü ana kamera modülümüz var. Bu ana kamera modülü Galaxy Note 20 ile aynı. Buna da birazdan değineceğim ama hani çok böyle bir değişiklik yok. Onu hemen baştan size belirtmiş olayım. Dış tarafına baktığımız zaman sanki biraz böyle ekranı dar bir telefon kullanıyormuşsunuz hissi veriyor size. Yani bu ekrandan yapamayacağınız herhangi bir şey yok. Bunu size söyleyelim. Rahatlıkla oyun oynayabiliyorsunuz. Dilediğiniz her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. 6.2 inçlik bir ekran burada var arkadaşlar. Çözünürlüğü ise 832x2268 piksel, 25/9 en boy oranına sahip. Bu tabi bizim alışabildiğimiz telefonlardan biraz farklı. Açtığımızda ise karşımıza 7.6 inçlik bir ekran geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 1768x2208 piksel. Ayrıca burada 374 ppi piksel derinliğinden de söz edebiliriz. Şimdi şunu size söyleyeyim. Samsung hem burada hem de dış ekranda Corning Gorilla Glass Victus kullanmış. Yani hem iç hem dış ekranın gayet koruyucu bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şurada da bir ince koruyucu film bulunuyor. İç ekranda ise koruyucu bir film yok gibi görünüyor arkadaşlar. Varsa da biz tam olarak göremedik. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ben bu telefona kılıf takabilir miyim? Telefonun içinden, kutunun içinden bir kılıf çıkmıyor. Fakat Samsung'un özel olarak tasarladığı kılıflar var arkadaşlar. Dolayısıyla onlardan takabilirsiniz. Koruma anlamında bunu size belirtmiş olalım. Bu telefon suya karşı da dayanıklı. Toza karşı herhangi bir koruma olayı yok fakat suya karşı dayanıklı. Yani bununla havuza mavuza girdiğinizde çekim vesaire yapabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim banyoya, duşa girdiğinizde sudan etkilenmiyor. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Çünkü bir önceki Fold modelinde suya karşı dayanıklılık yoktu. Dolayısıyla bu modelde gelen, bana kalırsa en önemli özellik bu. Tasarımdan devam edelim. Ekran altı parmak izi okuyucusu yok. Onun yerine parmak izi okuyucusu şurada gördüğünüz power butonunun üzerine yerleştirilmiş durumda. Parmak izi okuyucusu gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Şöyle direkt bastığınızda açılıyor. Herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor sizlere. Bunun yanı sıra, şöyle hemen kapatayım telefonu. Bunun yanı sıra yüz tanıma özelliği de var. Şöyle direkt yüzünüzü tanıyıp da ne yapabiliyorsunuz? Hemen böyle
açabiliyorsunuz telefonu. Fakat iç tarafta burada arkadaşlar Samsung ekran altı kameraya yer vermiş. Bu ekran altı kameranın çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Hani tamam buranın üstü piksellerle kaplı fakat net bir şekilde orada kamera olduğunu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla piksel yoğunluğu çok düşük o noktada. Piksel yoğunluğunun düşük olmasının yanı sıra hani yüz tanıma özelliği de bazen tam verimli çalışmıyor. Örneğin şu taraftaki kamerada hiçbir sorun olmadan yüzünüzü tanıyıp açtırabiliyorsunuz. Ama buradaki kamera yani üzerinde piksellerin olduğu kamera zaman zaman yüzünüzü algılayamayabiliyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Ama bu oran çok düşük. Bakın mesela şu anda gayet seri bir şekilde benim yüzümü tanıyıp kilidi açıyor. Ama zaman zaman dediğim gibi hani tanıyamadığı işte bir daha yüzümü göstermek zorunda kaldığımda oldu. Bu bilgiyi de ne yapmış olalım? Sizlerle paylaşmış olalım. Genel itibariyle telefonun tasarımı bu şekilde. Şu arada yine bir kasis var. Bu kasisin nedeni şu menteşe olayından ötürü arkadaşlar. Böyle menteşe kapandığında ekran içe doğru kavis aldığı için orada bir kavis olmak zorunda. Zaten şöyle gördüğünüz gibi hani bir kağıt gibi tam böyle kapanmıyor. Burada gördüğünüz gibi bir yine mesafe mevcut. Bu mesafede olmak zorunda. Zaten diğer katlanabilir ekranlı modellerde de bu mesafe mevcut. Neden? Çünkü telefon katlandığı zaman ne oluyor? Ekran içe doğru gidiyor ve böyle kağıt gibi tamamen kıvrılmıyor. Henüz teknoloji o aşamaya gelmiş değil. Yine şöyle bir U şeklinde bir kıvrılma oluyor. Dolayısıyla burada o şu görmüş olduğunuz şuradaki kasisin olması zorunlu diyebiliriz. Ama şu var arkadaşlar. Hani bir video izlerken olsun, oyun oynarken olsun ne yapabiliyorsunuz? Bu çizgi sizi rahatsız etmiyor. Yani tamam şu anda mesela ekranda ışıktan vesaire yansıdığı zaman net bir şekilde görülüyor orada. Ama ben bunda maç vesaire izledim, film falan izledim. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı bana. Yani oradaki bu kasis tarafı hiçbir zaman gözünüzü almıyor, sizi rahatsız etmiyor. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Şimdi gelelim Fold'un kullanımı ile ilgili bir diğer soru işaretine. Uygulamayı burada açtığınız zaman şöyle kapattığınızda uygulama direkt olarak bu ekrana geliyor arkadaşlar. Onda herhangi bir sorun, sıkıntı söz konusu değil. Örneğin burada CoinMarketCap'i açalım arkadaşlar. Şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi CoinMarketCap ne oldu? İç ekranda tekrardan kaldığı yerden devam etti. Elbette bunun ayarları var. Ayarları girip eğer kapalıysa bunu açmanız gerekiyor. Şunu da belirteyim. Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemiyor. Yani burada açtığınız zaman dış ekranda devam edemiyorsunuz ya da dış ekranda açtığınız zaman iç ekranda devam edemiyorsunuz. Yani dış ekranda açıp iç ekranda devam etmeniz için arkadaşlar bu özelliğin uygulama tarafından destekleniyor olması şart. Bunu size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi gelelim bir diğer soru işaretine. Bu cihazı şöyle koyup burada uygulama açıp vesaire yazı olarak burada klavye çıkıyor falan kullanabiliyorsunuz. Ama bu çok kullanışlı. Ben hiç kullanmadım. Yani ne bileyim kullananlar belki olacaktır. Fakat bu özelliğin olduğunu da bilgi olarak vermiş olalım. Ekranla ilgili kafanıza takılan bazı soru işaretleri olabilir. Nedir? Şimdi burada 7.6 inçlik bir ekran var. Ve en boy oranı olarak baktığımızda alışılageldiğimiz telefonlardan farklı. Dolayısıyla burada şu gelebilir aklınıza. Ya ben bir oyun açtığımda tam ekran mı oynarım yoksa hani yanlardan ya da üstlerden keser mi? Burada şunu söyleyelim. Bazı oyunlarda tam ekran oynuyorsunuz. Ama bazı oyunlarda ne yapıyor arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi ekranı kesiyor. Yani bu da neye bağlı diyebiliriz? Tamamen sizin oynadığınız oyuna bağlı diyebiliriz. Her oyunda tam ekran yapmıyor. Her oyunda da ne yapmıyor? Yanlardan ya da üstlerden, altlardan kesmiyor. Bazı oyunları tam ekran oynatıyor. Bazı oyunlarda ise arkadaşlar kesmiş oluyor. Şu dış ekranda da rahatlıkla oyun oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani tüm oyunları ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu dış ekranda da oynayabilirsiniz. Yalnız biraz dar olduğu için ilk başlarda gözünüzün alışması zor olacaktır. Çünkü neden? Bizim gözümüz biraz daha geniş telefonlara alıştı artık. Yani senelerdir hep daha geniş. Yani bir tık daha şöyle geniş ekranlarda oynuyorduk. Dolayısıyla burada biraz daha dar ekranda olunca gözünüz biraz böyle rahatsız oluyor ilk başlarda.
Dilerseniz tabii bu ekran beni rahatsız ediyor diyorsanız açıp da oynayabilirsiniz. O da tamamen size kalmış bir olay. Şimdi son olarak değineceğim konu telefonun kullanılabilirliği. Telefonu dediğim gibi bu ekran üzerinden zaten kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun, sıkıntı vesaire yok. Bu ekran üzerinden rahatlıkla telefonu kullanabiliyorsunuz. Lakin şöyle bir şey var. Dışarıda telefonu böyle açıp kullanmak çok böyle ergonomik olmayabiliyor. Bu gerçek. Onun haricinde telefon biraz ağır arkadaşlar. 271 gramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz burada. Ki 16 milimlik de bir kalınlık söz konusu. Yani katlandığında 16 milimlik bir kalınlık söz konusu. Dolayısıyla hani cebinizde biraz kalın duruyor. Biraz uzun, kalın, ağır, farklı bir duygu. Normal bir telefondan Fold'a geçtiğiniz zaman alışmanız biraz zaman alacaktır. Açıkçası ben işte bir hafta vesaire kullandım. Bu sürede alışabildim mi? Dürüst olmak gerekirse çok da alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. O yüzden hani Z Flip biraz daha avantajlı olabilir mi? İlk defa katlanabilir bir telefon kullanacaksanız Z Flip 3'ü almanız daha mı iyi olur? Bunu bir gidip teknoloji mağazasında vesaire deneyimlemeniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Genel olarak şimdiye kadar size ben kullanımından bahsettim ki bana göre bence zaten Z Fold 3'ün en önemli tarafı kullanımı. Dediğim gibi eğer iş için kullanacağım vesaire diyorsanız bu telefonda S Pen desteği vesaire de mevcut. Bize gelmedi ama ön incelemesinde S Pen desteğinden zaten Osman arkadaşımız bahsetmişti sizlere. Dolayısıyla dilerseniz o videoya da bir göz atabilirsiniz. S Pen'le gayet böyle şeffaf bir kullanım sunuyor. Yani Note modelini aratmıyor. Note'daki uygulamalara vesaire bunda da var. S Pen Pro desteğiyle geldi. S Pen tabi ayrı satılıyor. Bunu da dipnot olarak belirtmem lazım. Ayrı olarak S Pen'i satın alıp ne yapabilirsiniz? Bu telefonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 888 Yonga seti bulunuyor. Ki 5G destekli bir Yonga seti. 256 GB'lık dahili depolama ve 12 GB'da RAM bulunuyor arkadaşlar. Kamera tarafına baktığımızda ise 3 tane 12 megapiksellik kamera görüyoruz. Bunlardan birisi geniş açı, diğeri telefoto ve son kalan kameramız ise ultra geniş açı. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir kameramız var ki şu kamera 16 megapiksel. Diğer kameramız ise 4 megapiksel arkadaşlar. Şurada önünde pikseller olan ekran altı kameramız 4 megapiksel çözünürlüğünde. Burada kamera tarafında söylemek istediğim birkaç şey var. Bu telefonda selfie çekerken birden fazla alternatife sahipsiniz. Örneğin burada telefonu tam olarak açtığınızda ön kamerayla selfie çekebilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Buradaki kameranın çözünürlüğü düşük arkadaşlar. Yani 4 megapiksel ve önünde ne kadar da olsa OLED'ler var. Dolayısıyla burada görüntü kalitesini tam olarak sağlamanız zor olacaktır. Ne yapabilirsiniz? Buradaki ön kamerayı kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz burada da zaten yüksek çözünürlüğe sahip bir ön kameramız mevcut. Bu kameranın çözünürlüğü de beni tatmin etmedi derseniz şöyle bir şey söz konusu. Telefonu şöyle açtığımız zaman arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi burada ana kameramız var. Dolayısıyla ne yapabiliyoruz? Biz şöyle ana kameramızda da tabii ana kameraya geçmek için şöyle yapıyoruz. Hemen göstereyim sizlere. Buradan kamerayı döndürdüğümüz zaman şurada ekran çevirme tuşu var. Ekran çevirme tuşuna da bastığımızda bakın. Burada ne yapabiliyoruz? Ana kamerayla selfie fotoğrafları çekebiliyoruz. Bakın şu anda şöyle göstereyim parmağımla da. Ana kamera selfie moduna girmiş durumda. Bu gerçekten kullanışlı. Yani yüksek çözünürlüklü bir kamera ile rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz? Selfie fotoğrafları çekilebiliyorsunuz. Peki bu telefonun fotoğraf ve video performansı nasıl? Dilerseniz şimdi çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım. Böylece telefonun fotoğraf ve video performansını da gözlemlemiş olduk. Thank you.
Evet, son olarak değineceğimiz konu tabii ki oyun performansı diyebiliriz. Oyun performansında söyleyecek bir söz yok. Zaten ekran tarafında dediğim gibi bazı oyunlarda kesiyor, bazı oyunlarda kesmiyor. Bu tamamen şansa kalmış bir durum. Yani eğer oyunda bu destek varsa vardır, yoksa yoktur. Onun haricinde sizin yapacağınız bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Zaten Snapdragon 888'de geldiği için bu cihazın açamayacağı oyun, uygulama vesaire yok. Hatta piyasadaki en hızlı cihazlardan biri diyebiliriz. Performans tarafında kafanıza takılan hiçbir soru işareti olmasın. Bu cihazın tabii en önemli özelliği ne arkadaşlar? Katlanabilir bir ekrana sahip olması. Dış tarafta bir ekranı var. İç tarafta bir ekranı var. Ekran altı kamera özelliği çok öyle aman aman çok mucizevi bir şey değil. Pikseller net bir şekilde seçiliyor. İlerleyen dönemde belki piksel yoğunluğu düzeltilirse daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Batarya tarafına baktığımızda da 4400 mAh'lik bir batarya ile geldiğini görüyoruz. 25 Watt hızlı şarj özelliği sunuyor. Kablosuz şarjda ise hızlı şarj özelliğine sahip. Gelelim telefonumuzun fiyatına. Başında da bahsettiğimiz gibi 22 bin liralık bir fiyatı var bu cihazın. 22 bin liraya değer mi diye soracak olursanız açıkçası burada tamamen sizin beklentileriniz ön plana çıkıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir telefonda yapamayacağınız şeyleri mi yapıyor bu cihaz? Hayır. Yani gündelik bir kullanım için almaya değer mi diye soracak olursanız ben olsam farklı seçeneklere yönelebilirdim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu alana kadar katlanabilir ekranlara karşı bir merakınız varsa Z Flip 3 modelini alın. En azından hani nedir? Şöyle açtığınızda bir telefon boyutuna gelecektir vesaire. Hem alışkanlıklarınızı korur hem de bu kadar ağır değil. Burada yine nereden baksanız iki telefon ağırlığında bir cihazdan bahsediyoruz. Belki bazı telefonlara göre daha ağır bile olabilir. Dolayısıyla burada alıp almamak tamamen sizin beklentilerinize kalmış durumda. Bu cihazla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz yine elimizden geldiği kadar sizlere cihazın artısını, eksisini vesaire anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.